Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ekmekten köfte yapmak istiyorum. Bir tane bayat ekmeğim vardı arkadaşlar, onu ısladım ve suyunu süzdükten sonra hiç böyle sıktım sularını falan susuz bıraktıktan sonra ekmeğimi yoğurma kabıma aldım arkadaşlar. Bir tane soğan rendeledim için arkadaşlar ve bir tane de yumurtam var. Kendi tavuklarımın yumurtası arkadaşlar, onu kattım. Bir yumurtam var arkadaşlar. Baharatlarım var. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, birer çay kaşığı karabiber ve kimyon var arkadaşlar. Bir de bir yemek kaşığı kekiğim var. Onu da güzel katıyorum arkadaşlar. Evet, bayat ekmekten güzel bir köfte hazırlıyorum. 2 su bardağı taze kaşarım var. Ondan sonra onları da böyle kattıktan sonra yavaş yavaş ben yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet, bugün bayat ekmekten güzel bir köfte yapıyorum. Bir bayat ekmeği güzel ısladım. Isladıktan sonra onun güzel sularını sıktıktan sonra bir soğan rendeledim arkadaşlar. Soğanı rendeledikten sonra kaşar peyniri var, 2 su bardağı onu kullandım. Baharatlarım var. Kekik, karabiber, kimyon, tuz ve pul biberim var arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaştım. Evet arkadaşlar, bugün bayat ekmekten güzel bir köfte yapıyorum ve şu anda yavaş yavaş da gördüğünüz gibi köftelerimi şu anda hazırlamaya ve yuvarlamaya başladım ve yavaş yavaş da ocağa geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir bayat ekmekten köfte hazırladım arkadaşlar ve şu anda köftelerimi güzel güzel böyle yuvarlak hale getirdikten sonra kızgın yağda şu anda sıvı yağ ve bir su bardağı sıvı yağ kullandım ve orada da yavaş yavaş köftelerimi kızartıyorum arkadaşlar. Bugün yeni bir tat sizler için uygulamak istiyorum ki daha önce de 3 defa yaptığımı hatırlıyorum. Evet, bayat ekmekten güzel bir köfte, kaşar peynir ana maddesi, yumurtası var, soğanı var ve baharatlar, kekik, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz var arkadaşlar. Bayat ekmek köftesi arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda böyle güzel de bir normal etten yapılan bir köfte gibi olmuş gözüküyor şu anda. Bugün ben bunu sizler için yapmak istedim. Bazıları da aldı tabii. Ama nefis bir köfte, mutlaka siz de deneyin. Evde ekmeğiniz varsa ki ziyan etmezsiniz ki umarım, hayvanlara falan veriyorsunuzdur, eşiniz dostunuza veriyorsunuzdur. Bir ekmek kullandım bayat. Onun güzel suyunu çıkardıktan sonra 2 su bardağı kaşar peyniri rendeledim. Bir tane soğanım var rendelenmiş. Bir tane yumurta, baharatlar, tuz, karabiber, pul biber, kekik, kimyon, bunları kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün bayat ekmekten güzel bir köfte yaptım ve sonuç bu. Evet, bugün bayat ekmekten güzel bir köfte yaptım. Mutlaka siz de bunu deneyin. Lezzetli ve hesaplı bir köfte oluyor arkadaşlar. Ramazan sözlerle özel tatlarda kalmaya devam edin. Selamlar, sevgiler.